Necati Özçağlayan, 1953 Trabzon doğumluyum. Futbola amatör olarak Ersin Fındıkspor, Yolspor, ondan sonra da profesyonel olarak Trabzonspor'da başladım. Ve Trabzonspor'da futbolu bıraktım. 6 tane şampiyonluk yaşadık. Futbolcu olarak 6 tane şampiyonluk yaşadık. Bir tane de ikincilik şampiyonluğumuz var. Bunun yanında işte Türkiye Kupası şampiyonlukları var, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları var, spor yazarları var, Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluklarımız var. Var oğlu var. Ben ilk geldiğimiz dönemlerde rahmetli Kadir Özcan'la beraber oynadığımız dönemlerde şu andaki futbol gibi oynuyorduk, tandem oynuyorduk. Ama daha sonra Kadir Özcan Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Sarkık Lübero oynamaya başladım. Aşağı yukarı işte yani 75'ten itibaren de 86-87 sezonuna kadar hep libero olarak devam ettim. O dönemde Trabzonspor ikincilikteyken PTT'den şey yapıyordu. Rakibimiz PTT'ydi. İşte o zaman da yabancı yoktu ama yani Türk yabancı çoktu takımda. PTT'ye yenilince bunların hepsini şey yaptılar, değiştirdiler. İşte yerlinin yerlisine döndüler. Burada tabii Ahmet Suat Hoca'nın rolü çok büyüktür. Yani o bizleri şey yaptı. İşte ben de Trabzonspor'a geldiğim zaman 17 yaşındaydım yani ikincilikte başladığım zamanlar. Bütün hepsi mahalle arkadaşımız işte yani. Kimisi Farozlu, kimisi Arifülboylu, kimisi Sotkalı. Yani Trabzon merkezinde olan işte kazalardan çok az vardı. Ama hep genelde Trabzon merkezli oyunculardık. Ve tesadüf hep de çok da kaliteli bir oyuncular bir araya geldik. Yani onun büyük şeyi var. İyi bir arkadaşlığımız vardı. Onun çok büyük katkısı oldu bize. İnşallah yani şimdi biz tabii o şampiyonlukları futbolcu olarak yaşadık. Yani gönül arzu ediyordu ki taraftar olarak da o şampiyonlukları yaşayalım. Ama maalesef bu biraz uzun sürdü. 2011'de bir şaibeli bir şampiyonluk durumu vardı. Ama yani bize göre şampiyonduk ama maalesef Türkiye Futbol Federasyonu bizi tescil etmedi. Onlara da saygı duymak lazım. Avrupa kupalarına gitmemize rağmen Trabzon'da şampiyon ilan edilmedik. O da artık Futbol Federasyonu'nun veya ülkenin bir sorunu diyelim. Yani bizim Trabzonspor'un bir sorunu diye artık o yani. Ben inanıyorum ki yani bu şampiyonlukta herkesten daha fazla biz sevineceğiz yani. Çünkü bizim üzerimizde de bir baskı vardı. O baskıdan da kurtulmak istiyoruz yani artık yani bu efsane işinden kurtulalım. Yeter ki Trabzonspor şampiyon olsun. Ben her şeye razıyım. Yani şu andaki görüntü şöyle. Şimdi biz ilk Trabzonspor işte 75'te şampiyon olduğumuz zamanlar bize hep şey dediler. Yani tesadüf dediler yani işte 100 senede bir olacak bir olay oldu falan diye. İkinci sene olduk işte gene tam netleştiremediler. Üçüncü sene olunca dediler ki ya bunlar demek ki şeydi tesadüf diye artık yani. Bunlarda bazı özellikler var demek ki. İşte o kadro ideal bir kadroydu. Ve o ideal kadronun da şeyleri bozulmamıştı. Temel taşları bozulmamıştı yani. İşte geri dörtlü çok fazla bozulmamıştı yani. İşte Şenol Turgay, Necati hiç ayrılmadı hep. Uzun yıllar Trabzonspor'un şeyi oldu. Onun için o araya gelen oyuncular da yani yetenekli oyuncular da sırıtmadı. Bu devam etti. Şu andaki Trabzonspor'un mevcut kadrosu da çok birbirine uyumlu ve çok kaliteli bir kadro var. Eğer bu kadro bozulmayıp bir iki takviye daha yapıp tabii gönül istiyor araya bir iki tane daha Trabzon yerli bir arkadaş yapabilirsek olabilirse ben bunun uzun yıllar olabileceğini düşünüyorum. Hani yani eskisi gibi diyemeyecekler ki işte bu tesadüftü falan diyemeyecekler. Çünkü Trabzonspor şu anda şeye de tabloya da baktığımız zaman bizim oynadığımız dönemlerden anormal bir fark var. Yani biz tamam şampiyonluklar olduk ama yani hiç bu kadar üç büyükleri hiç bu kadar bir fark atmadık. Yani hep ya bir puandan ya iki puandan bilemedin en fazla 4 puan bir fark olurdu. Şimdi şu tabloya baktığımız zaman yani bana göre Trabzonspor müthiş bir olay yapmış yani yapıyor daha doğrusu. Biz en son şeye kadar 80 yılına kadar zaten hep yani ya Trabzonspor ya Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe Trabzonspor şampiyon olursa Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe şampiyon olursa Trabzonspor ikinciydi. Beşiktaş Galatasaray daha şeydi, daha sonra geliyordular. Yani bizim o dönemlerde 80 yılına kadarki rakibimiz Fenerbahçe'ydi yani.
Biz mesela oynadığımız dönemlerde işte şeyler geldiği zaman, işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş geldiği zaman hepsi bizim arkadaşımız. O zamanlar geldiği zaman geri dönüşler hemen olmuyordu yani. Şeyde konaklamak durumunda kalıyordular. Maçta kıran kırana mücadele ediyordu. Maç bittikten sonra arkadaşlarımızı alıyorduk. Hacı Beşir de kendi pişir, kendince yedi, içiyorduk. Ondan sonra getiriyorduk oteli, yatırıyordular. Sabahtan gidiyordular memlekete. Aynı şey biz İstanbul'a geldiğimiz zaman da onlar bize yapıyordular. Yani sahadaki mücadele çok farklıydı. Saha dışındaki dostluk da çok farklıydı yani. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani biz 2 yıl o zaman sözleşmeler bizim zamanımızda 2 yıldı. En az 2 yıl sözleşmesi vardı. 2 yılda kulübün uzatma hakkı vardı. Yani bu 2 yıllık sözleşmede biz işte bir tane Trabzon'da bir tane daire alma şansımız vardı. Yani bir i̇ki tane, yıl. İki yılda evet. İki yılda evet. Bir daire. Evet 2 yılda. Ama şey, şimdiki şeyi de vurursak yani Trabzon'da gene aynı şartlarda yani 7-8 tane alma şansları var yani. Ha benim şöyle bir şansım vardı. Yani 1977 yılında Fenerbahçe bana bir teklif etti. Bir de Trabzonspor'un şöyle bir şeyi vardı, geleneği vardı yani. Trabzonspor'dan kulüp istemedikten sonra hiçbir futbolcu transfer yapamaz başka bir takıma. Gidemezdi yani. İşte 1977'de Fenerbahçe rahmetli Yüksel Günay bize bir teklif getirdi. 1.750.000 lira peşin para verdi bana. Ama işte dediğimiz gibi biz Trabzon sevdalısıyız. Gözümüzü açtık, Trabzonspor'u gördük. Onun sayesinde dünyayı gördük, belli bir yerlere geldik. Maalesef 375 bin liraya Trabzonspor'da kaldım 2 yıldan. Artık yani şartlar çok değişti. Çok daha farklı eğlence türleri çıktı. Lütfen bu silah işini bırakalım artık. Silah atma işini bırakalım. Bunun yerine başka kendimize eğlendirecek bir şeyler bulalım işte. Ne bileyim bir tane forma alıp bir tane şey yoksul bir çocuğa hediye edelim. Yani illa bir şey yapmak üzere. Birilerini sevindirelim. İşte onu sevindirince sen de sevinmiş olacaksın yani.